Ve bunlar Konya mitingi öncesinde işte şeytan taşlama vesaire gibi bir takım paylaşımlar yaptılar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir ülkenin bir herhangi bir vatandaşı yani illa yetkili falan olması gerekmiyor. Böyle şeyler bakın şeytan taşlamak isteyen yarın işte Konya'ya falan gelsin diye. Ta nereye şey yapıyorlar? Bu Ahmet Dağlı diye birisi. Yarın Anıt Meydanı'na gidebilir. Nereden bu işte şeyde işte hac sırasında yapılan ritüellerden bir tanesi biliyorsunuz. ve işte ya da umrede işte bu şey oraya gönderme yapmış aklınca. Aklınca oraya gönderme yapmış. Kendince bir espri yapmış. Bir de böyle hani emojiler falan kullanmış. Yani Neresinden bakarsanız bakın aslında nefret suçu işliyor bu adam. Bölücülük yapıyor, nefret suçu işliyor ve başkası da var yine aynı şekilde o şeyi kullanmış. Tam da işte o taş atılan yer var ya orayı işte kullanmışlar. Neyse şimdi bu bu kişiler görevden alınmışlar. Niye görevden alınmışlar? Bu kişiler yarın başka bir göreve verilebilirler, başka bir yere atanabilirler. Takip etmek gerekiyor. Çünkü bu zihniyetin sonucu olarak bunlar bunu yapabiliyorlar. Kendi tabii kendileri de zaten hani buna çok uygun insanlar. Ortamını bulunca, bakın işte o di diğeri de bu. Şu Abdullah Halit Üzülmez diye birisi. Memlekette hac dönemi erken başlamış. Tam da işte bu şeytan taşlamanın yapıldığı yer burası. Buraya geliyorlar. Şunu analı şey yapıyorlar. Hani vuruyorlar. Tabi bu bunlar hani şey özel olarak belki hani konuşulacak bir takım konular. Ama şu gibi tipler kendilerinin ee, bir de böyle bir şey var yani bu aslında başka bir şeye daha işaret ediyor bu paylaşımları yapmaları hatta e, geçtiğimiz günlerde işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yani dinle ilgili bir takım işte söyle, söylemleri bir takım cümleleri üzerine işi şuraya getirdiler. Siz ve İslam namaz sünnet ya da ona benzer siz böyle şeylerden anlamazsınız ki ya da bunları hiç bilmezsiniz ki ye getiriyorlar kendilerince çok önemli bir kültürel birikime, entelektüel birikime sahip olduklarını düşünüp kendilerinin dışındaki herkesi cahil olmakla suçluyorlar. Özellikle bu konularla ilgili olarak.